Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 77 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Albatta Allohning ahdini va o'zlarining qasamlarini ozgina pulga sotadigan, almashtiradigan kishilar. O'shalar ular uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir va Alloh ular bilan gaplashmaydi. Va qiyomat kunida ularga qaramaydi va ularni poklamaydi va ular uchun alamli azob bordir. Suyuti aytayaptilar: "Va nazala fil yahudi lamma baddalu na'atan nabiy sallallohu alayhi va sallam va ahdallohi ilayhi fit tavrati." Yahudilar payg'ambarimiz alayhisalomning sifatini ve Allah'ın ahdini, ularga bo'lgan Allah'ın ahdini almashtirishganida, yani bu ikkala narsa payg'ambarimiz sifati ve Allah'ın ahdi Tavrotda bor edi. O'zlarining kitobida bo'lgan, o'zlariga nozil bo'lgan, kelgan narsani almashtirishdi. Mana shu oyat nozil bo'ldi ular to'g'risida. Va fi man halafa kaziban fi da'va aw fi bay'i sil'atin. Va yana bu oyat yolg'on qasam ichgan to'g'risida, ya'ni da'volarda yolg'on qasam ichgan yoki bir mol sotishlikda yolg'on qasam ichgan kishilar to'g'risida nozil bo'ldi. Innal ladzina yashtaruna yastabdiluna bi ahdillahi ilayhim fil iman bin nabiy va adail amanati. Albatta sotib oladiganlar, ya'ni almashtiradiganlar Allohning ahdini, o'zlariga bo'lgan Allohning ahdini, payg'ambarimiz alayhisalomga iymon keltirishlik to'g'risidagi va omonatni ado qilishlik to'g'risidagi. Payg'ambarimizga iymon keltirishlik masalasi to'g'risida Alloh taolo ulardan ahd olgan edi. Tavrotda ko'p yerlarda kelgan. Zotan butun payg'ambar o'zining ummatiga shuni ta'kidlar edi. Lekin ular xiyonat qilishdi, tark qilishdi va omonatni ado qilishlik. Mana shu ilm tavhid haqiqat ularga omonat qilib berilodi. O'zlaridan keyingi insonlarga bu omonatni mukammal holatda topshirish kerak edi, lekin xiyonat qilishdi. Va imanihim halifihim bihi ta'ala kazibin va Alloh taologa yolg'on qasam ichishliklari. Shuni almashtirishdi samanan qolilan minad dunyo, dunyodan bo'lgan ozgina pulga. Ulayka la khalaqa nasiba lahum fil akhira, o'shalar ularga oxiratda hech qanday xaloq, ya'ni nasiba yo'q. Va la yukallimuhumullohu ghadaban, va Alloh taolo ularga g'azab qilganligi uchun ularga gapirmaydi. Va la yanzuru ilayhim yarhamuhum, ularga qaramaydi, ya'ni marhamat qilmaydi. Yawmal qiyamati, qiyomat kunida. Va la yuzakkihim yutahhiruhum, va ularni poklamaydi. Va lahum azabun alim, mulimun, va ularga alamli azob bordir, ya'ni mulim, qattiq og'rituvchi, alam beruvchi azob bordir. O'tgan oyatlarga aloqasi nihoyatda ma'lum. Shuncha dalillardanki ular haqni tark qilishdi. Nimaga? Dunyoning ozgina puli uchun. Yuqoridagi oyatlarda aytilindi, mansab uchun, hukumat uchun, siyosat, pul uchun, arzimagan bir obro', shuhrat, odamlarning sadaqalari,
Şular üçün Allah'ın ahdini ve özlerinin kasamlarını terk kıldı bunlar. Hıyanat kılıştı. Bu ayetten ularning qanchalik bir pastkashligi, ular avvalo Allohga xiyonat qilganligi, payg'ambarlariga xiyonat qilganligi, ajdodlariga xiyonat qilganligi va o'zlariga ham xiyonat qilganligi. Chunki aymanihim deyilyapti. Qasamlariga deyilyapti. Endi ular shuncha narsaga xiyonat qilgandan keyin bizga xiyonat qilishligi oddiy narsa. Ulardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu bir. Ikkinchidan, biz ichimizda shunday amallar topilib qolmasin. Bu kafirlerin amelleri, mu'minlerin ameli emas. Biz onları yokşap kalmayalık, ehtiyat bulaylık. Ahirette hiç kendine nesibe yok diyenden malum bulaydı ki, onlar kafirdir, bütün ameli habete ve cehennemde ve dik alışadı. Allah-u Teala'nın gepirmesliği, ütken derslerde ettik, iki hıl ihtimali var, böyle hiç gepirmeydi. İkincisi gepiradı yu, yüze kattığı gepiradı. Gazap kılıp, lanetler gepiradı. Qiyomat kunida qaramaydi. Yani bular zaten dunyoda ham Allohning nazaridan qolgan. Bu ham shunday, yo mutlaqo qaramaydi. Bitta tafsir bu, ikkinchisi qaraydi-yu, lekin g'azab bilan qaraydi. Yani bu qarashlik marhamat bo'lmaydi, balki azob bo'ladi. Va ularning gunohlarini kechirmaydi Alloh taolo. Himoya qilmaydi. O'sha gunohlari bilan birga jahannamga yotadi. Va alamli azoblar ularga tayinlangan, xoslangandir. Bu ayetin tafsirinde müfessirler bazı hadislerde keltiradi. Bir günü bir sahabi bir Yahudi ile tartışıp kaldı da. Sahabi ayet ki bu bağ meniki deyipti. Yahudi ayet etti ki bu meniki deyipti. Seniki mez deyipti. İkilesi tartışıp geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabeden soradı ki delilin var mı? Yok dedi. Delilin bu mesela Yahudi'den kasem sorayım ben. Kasem içse ki Allohga qasam ki, mana shu bog' meniki desa, u bog' uniki bo'lar dedilar. Shunda sahoba aytdiki, bu kofir bo'lsa, munofiq bo'lsa, qasam ichuradi bu, qasamdan qo'rqmaydi-ku. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom shu oyatni o'qidilar. Innal lazina yashtaruna bi ahlillahi va imanihim samanan qalila, ulayka la xalaqa lahum fil oxira. Oxiriga shu o'qidilar. Shuning uchun Suyuti ham aytayaptiki, da'volarda yolg'on qasam ichganlar to'g'risida nozil bo'ldi. Bazen sahabeler de ortasında buldu. Şimdi sahabeler, yani mukabiledeki adam ya kafir, Yahudi göçe, ya ki bir fasık, münafık. Açtı ki ya Resulullah bu kasemden korkmaydı bu, kasem hiç öğretti. Degende bana şu ayette okudular. Bazı hadislerde kiledi ki, kimi ki bir adamın mülkünü, uzun iki kılıçlı gücün, yalgan kasem içedi gönlüse, kıyamet günü de onge Allah-u Teala katlı gazap kıladı. Ve şu manadaki vaidlerini ettiler. Ve yine meşhur hadis var. Selasetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyama. Üç taifa insanlar var. Kıyamette Allah-u Teala onlarla gepleşmeydi. Burada bitiye karemeydi. Aynı şu ayetlerinin genlerse. Ularını günahlardan paklamaydı. Ularga alemli azab var. Dilingende Ebu Zer etti ki Khabu ve khasiru menhum ya Resulallah. Bütün yaşlılardan mahrum buldu. Bütün yamanlıklar ya kaldı. Kim ular ya Resulallah? Diğerde üç vette ettiler. Ahırda el-musbil dediler. Musbil karin, danını yani köylegini aşırıdan pastiye asıltırıp yürüdüken erkekler. Ayarlardaki uzun buluş gerek elbette. Erkekler. Karin hadisinde ayet kançalı doğru kiliyat bir buraya. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَزَبُونَ الْعَلِيمِ. Bu kelimeler ayetlerde kiliyaptı kafirler doğrusu da. Demek bu isbal meselesi gibi ehtiyat bo'lishlik kerak, diqqat qilishlik kerak. Biz zamondagi mullalar domlalardan ta'sirlanib, be'tiborlik qilmaslik kerak. Keyingisi mannan dedilar, minnatchi. Yuqoridagi oyatlarda keldi. Minnatchiga ham ayni jazolar bo'ladi. Uchinchisi esa yolg'on qasam ichib molini o'tkazuvchi. Va aynalihim samanan qalila. Bu oyatdan yahudiylar, kofirlar, dushmanlarni so'ziga İşenmezlik, ihtiyat buluşluk. Beymalar kasem içi uğradı dünya için. Semenen kalıyla. Az güne pul için beymalar kasem içi uğradı. Şunun için onlar ki bunu diye haletke düşmeyin. Onlarla birlikte davalaşırken haletlerine bağırmayın. Onlar da sözüge işenmeyin. Allah-u Teala onların din düşmeleri, şu Yahudlardan başlayıp Yahud, Nesraniler, Müşrikler, Münafıklar, Fasıklar, Dehriler,
Bunlar hepsini bizge kılıyordurken hücumlarına haber veriyordu. Bunisi bana şu kasam, dava, ahd, söz verişlik bana şu nasıl aradı. 78. ayet. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve elbette onlardan bir firkası kitapta tillerini buradılar. Onu onların işte büzüp etken nesasını kitaptan deyip oylaştıklarınız için. Ve halen ki o kitaptan yemez. Ve bu Allah'ın huzurdan dediler. Ve halen ki o Allah'ın huzurdan yemez. Ve onlar Allah Teala'ya yalganı nispet verişedir. Yalganı tuhmet kılışedir. Ve halen ki onlar bilişedir yalgançılıklarını. Bunların hepsini tuhmetliğini bilişedir. Tüyüteyeti yaptılar. Ve inne minhum ey ahlil kitabı le fariqan taifeten ke Ka'b ibn el-Eşraf. Elbette ahli kitaplarının içinde bir taife firkası var. Ka'b ibn el-Eşraf ki okşar. Yelvûne el-sinetahum bil kitabı. Ular kitapta tillerini buradılar. Ey ya'tifûneha bi kiraatihi anil münezzeli ila ma harrafuhu min na'tin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahvihi. Yani tillerini buradılar. Şu kitabını okuyup durgende, yani Tevrat'ta okuyup durgenlerde. Kendi çürülgen olsa, ondan bürüp, büzüp, okşandı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sıfatı, ve çünkü okşagen meselelerde içinden, onları tahrif kıyan derslerine. Büzüp okşadı ki, başka manaları gedarlat kısındır. لِتَحْسَبُوهُ اَيَا الْمُحَرَّفُ Bu büzülüngen nesanı sizler minel kitabı kitaptan da boylaştıklarınız için. Ellezi enzelehullahu. Kays kitap Allah Teala çürgen kitaptan da boylaştıklarınız için. Ve ma huve minel kitab. Ve halen ki o kitaptan mez, Tevrat'tan mez. Ve yekulune huve min indillahi. Ve bu Allah'ın huzurdan dediler. Ve ma huve min indillah. Ve halen ki o Allah'ın huzurdan imez. Ve yekulune alallahil kezibe ve hum ya'lemun. Ve onlar Allah Teala'ya yalganı nispet birat ediler. Ve halenki uzları bilediler ki ennehum kezibun. Onlar yalgancılardır. Yalgancı ikenliklerini bilip durup şimdilik tuhmet kılışırdı Allah Teala'ya. Bana Allah Teala onların yine bir cinayetinden haber verirdi ki onlar İslam'a zarar veriştiği için İslam ahliye zarar veriştiği için uzlarını, batılını kulle kuvvetleştiği için himaye kılıştığı için en kette cinayetlerden kaytmaydı. Allah'ın çürüyen kitabını özgertirişedir. Büzüşedir. Bazı yerlerde açıçasıya cümlelerini özgertirişken, Abdaşa bunu başkattan yazışken, bazı yerlerde kelimelerde özgertirişken, bazen ise okuyup çürüyen de sel bürüp okuydu. Ne doğru kılıp yapıyordu. Mesela Peygamberimize salam verişken de Esselamu aleyküm demezse Esselamu aleyküm dişat. Hüttü salam işe Esselamu aleyküm dedi. İşçiz salam dedi mi ki? Neme dedi ki? Bilmiyor kalas. Esselamu aleyküm dedi. Esselamu bese salametli bu. Esselamu bese ölüm bu. Sizler ki ölüm bulsun dişat. Çünkü o şeyden kılıkları vardı. Ve yine bitti turuşu ki okuydu. Kelime cümle özgertilmeyen. Tevrat kanı etçükemizi şundik. Ama okup tercüme kılıp şerhleyen vakti de tezkerisi gibi bu varadı. Nemege bunu yıkılışadı? Siler, insanlar bunu kitaptan da buylasınlar. Allah tarafından ki gel. Allah'ın kitabı da var bu. Allah'ın kitabı da şundik beyan kılıngen de buylaşlar için. Ve bu Allah huzurdan ki gel deyişedi. Bu bizi hepimiz mez deydi. Bu bizi fikrimiz mez. Bizi ihtihadımız mez, ulamalarda fikri mez. Bu Allah tarafından şimdiye ki geldiydi. Allah etti ki ve halen ki o kitaptan mez, kitap geçken alakası yok. Ve Allah'ın hem huzurdan mez. Ve bunlar üyelmezden kalen uzunu batırını kollayıp kuvvetleştiği için Allah'a yalganını nispet bir ve yetişerdi. Yalganda Allah'a tuhmet kılışı yaptı. Allah'ın dediğine gen ki o.
Ve ular juda yaxshi biladilar qilyapti turgan jinoyatlarini. Bu xiyonatlarni juda yaxshi biladilar. Avvalo mana yahudlar, undan keyin nasroniylar, mushriklar, kofirlar, munofiqlar, fosiqlar hammasini yurishi. Doim islomni ziddiga mana shunday pastkashlik qilishyapti. Qarang. Ha sen bizga qarshi kurashyapsan-da. Bizi dinimizi yo'qotmoqchisan, bizi kitobimiz Qur'onni yo'qotmoqchisan. Lekin sen o'zingni dinini yo'qotyapsan-ku. Kitobingni yo'qotyapsan-ku sen. Va Allohga tuhmat qilyapsan-ku. Biz Allohga ishonamiz derding. Allohning qullarimiz deysan. Lekin Allohga qattiq xiyonat qilyapsan-ku. Qanday najot topasan? Qarang, bunday insonlarning dindorligiga ishonmang. Taqvodorligiga, oxiratdan gapirganiga, jannat jahannamdan gapirganiga ishonmang. O'tgan oyatlarda aytganimizdek, mana bu oyatlar bizga ham tarixdan xabar beryapti. Ham ularning bu xiyonatlari, jinoyatlardan bizni ogohlantiryapti, ehtiyot bo'linglar deb. Va ham shularga o'xshab qolmanglar deyapti. Ming afsuslar bo'lsinki, bizni ko'p turli mullalarimiz, domlalarimiz shunga o'xshab qolishdi. Oyat hadisni o'qiganida tillarini burib, boshqacha tafsir qilishadi. Mana aqida boblarida, sifatlarda yadullohi kelgan bo'lsa, Allohning qo'li kelgan bo'lsa, Allohning qo'li deyapti-yu, lekin qo'li deyishligimiz to'g'ri kelmaydi, buni qudrat deyishimiz kerak. Qarang, hech uyalmasdan Qur'on hadisda kelgan kalimalarni buzib, qo'l kalimasini qudrat deb tarjima qilyapti, tushuntiryapti. Shunga o'xshagan masalalar, fiqhiy masalalarda ham, namozga tegishli, siyosatga tegishli, jihodga tegishli. Qur'onda doim jihod to'g'risida mana jang deb zikr qilinyapti, hech uyalmasdan Qur'onda kelgan jihod hammasi mujohada, xizmat degan ma'noda. Qur'onda jang qilishlik kelmagan deb tarjima qilib tafsir qilishadi. Butun masalalarda shunday xiyonat qilishyapti. O'tgan kitoblarni lafzini ham buzib yuborishdi, ma'nosini ham buzib yuborishdi. Qur'onni lafzini Alloh taolosi saqlayman dedi, ma'nosini ham saqlaydi. Lafzini hech buzishalmayapti-yu, lekin ma'nosini buzishga harakat qilishyapti. Kofirlar ham harakat qilyapti va fosiq, dajjal, xoin mullalar ham, domlalar ham Qur'onning ma'nosini buzishga harakat qilishyapti. Mana ko'ryapsizlar, qanchadan qancha oyatlar kelyaptiki, payg'ambarlar, avliyolar g'aybni bilmasligini ko'rsatyapti. Lekin bilasizlar, domlalar, mullalar aytadi, Qur'onda kelgan payg'ambarlar g'aybni biladi deydi. Yoki payg'ambarlarni, avliyolarni vasila qilishlik joiz emas. Qur'on mana aytayapti, qanchadan qancha dalillar keldi. Lekin uyalmasdan aytishadiki, Qur'onda kelgan deydi. Huwa minal kitob deyishadi. Qarang, kitobdan u deydi. Baholangki kitobdan emas. Va yaquluna huwa min indilloh. Bu Allohning huzuridan deydi, Alloh tarafidan deydi. Kimiki vasilani inkor qilsa kofir bo'ladi. Kimiki avliyolar g'aybni bilishligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Chunki Qur'onda kelgan deydi. Baholangki va ma huwa min indilloh. Allohning huzuridan emas bu. Va yaquluna alallohi al-kaziba. Va Alloh taolaga yolg'onni nisbat berishadi. Va hum ya'lamun. Va ular biladilar. Shu yolg'onchi domlalar, mullalar hammasi kazzobligini, Allohga tuhmat qilyapti deganligini juda yaxshi bilishadi. Lekin yahudiylar nima uchun haqqa kelmagan bo'lsa, bu mullalar ham, domlalar ham shuning uchun haqqa kelishmayapti. Haqni shuning uchun qabul qilmayapti. Ya'ni dunyoviy maqsadlarda, obro' uchun, shuhrat uchun, sadaqa uchun, pul uchun, mansab uchun, dunyoviy narsalar, dunyoviy maqsadlar uchun. Va shuning uchun dushmanlarga dunyoviy narsada ham ishonishlik joiz emas, diniy narsalarda ham ishonishlik joiz emas. Nihoyatda o'ziga ehtiyot bo'lishligingiz kerak. 79-chi oyat. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بشر üçün yani birorta bashar birorta inson üçün Alloh unga kitob, hukm va payg'ambarlik keltirishligi bilan keyin bu insonlarga Allohni qo'yib menga qullar bo'linglar.
deyişliği mümkün bulmadı. Ve lakin kitabını örgütüye türgen nesneleriz bilen ve kitabını ders kılıyıp türgen nesneleriz bilen Rabbaniler buluyorlar. Süyüteyat yaptılar. وَنَزَلَ لَمَّ قَالَ نَصَارَ نَجْرَانْ اِنَّ عِيْسَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَّخِذُوهُ رَبَّهُ Necran'ın nesranileri İsa aleyhisselam bularga uzun gap kılıp alıştığını, büyürgenliğini etkendi de bana şu ayet nazil buldu. Nesraniler kılıp peygamberimize geçti ki İsa etken, min rab kuvaliler, huda kuvalilerdir. Şunun için biz onu huda kuvaldik. Deyişiyordu şu ayet nazil buldu. وَلَمَّ تَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِم۪ينَ اَسْسُجُودَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ve bazı Müslümler, yani bazı sahabeler Peygamberimizin sayıda kılışmakçı buluşuyordu şu ayet nazil buldu. Çünkü sahabeler her tarafı barışı yaptı, Şam'ı barışı yaptı, Afrika'ı barışı yaptı. Karasın ki adamlar uzunlarını, patişaları, alimlerine sayıda kılıştı. Ki bazı sahabeler öyledi ki demek, bana kattalarına sayıda kılıştık, onlara hürmet ihtiramakken, bizden sizlere sayıda kılıyordu, deyişiyordu. Allah Teala şu ayeti nazil kılıp, rad kılıyordu. مَا كَانَ يَنْبَغِي Yani mümkün bulmadı, caiz bulmadı. Beşerin burada, beşer için. Mutlak ihtiyatı Allah Teala. Kim bulsa bulsun diye. اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ وَالْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ Allah Teala onge kitap gildirse yu, uzun kitaplarını. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an, Musa Aleyhisselam'a Tevrat, İsa Aleyhisselam'a İncil yokşayan. Vel hükme ve hükümlü kildirseyu ey el fahmeli şeriatı şeriatını düşünüşlük. Şeriat hükümleri. Ve nubuvvete ve peygamberlik. Sümme yekule linnâsi kunu ibaden li min dunillahi. Kim insanlara ayta ki Allah'ını koyun menge kullar bulilerse. Bu caiz bu mende. ولكن يقول لكن اتش كده كي كونوا ربانيين رباني بولر علماء عاملين منصوبين الى ربي عمل قلوچه و ربكه منصوب بولن عالملر بوليلر دسن بزياده الف و نون تفخيما ات رباني الف و نون زياده قلينيپتي كي نيمگه شونو derecesini kütergen halette. Taletini kettekigen halette. Rabbani diliyordu. Rabke mensub, Allahke mensub diye manada. Bime kuntum te'alemune bit tehfifi ve teşdid. Te'alemun ya tehfif buladı, yani el kitab ve kitabını örgeni yaptırgen buladı. Ya ki teşdidden tuallimun siz örget yaptırgen. Nersa bilen وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ve ders kılıyıp durduğun nesneleriz bilen اَيْ بِسَا بِذَلِكَ yani şunu sahibinden فَاِنَّ فَاِدَتَهُ اَنْ تَعَمَلُوا çünkü bunun faydası amel kılıçlıklarınızdır. Bazı rivayetlerde kiledi ki Nasraniler Peygamberimizin geçti ki İsa Aleyhisselam ümmetine vasiyet kıyandı beni huda kuvalilerdi beni ibadet kılıyordu genedi. Sen hem şununla büyüresem mi? Biz hem seninle ibadet kılelik mi? Diye de Peygamberimiz Aleyhisselam Allah saklasın. Bu hiç kime hakkı yok ki bu ne dişlikke. Ne bir arta ferişte ne bir arta peygamber bu ne dişlikke caizmez. Bana peygamberler ferişteleri ilah kılıp alışlıklığının batıllığı doğrusu da haber veriyordu Allah Teala. Beşerge İnsanga Allah Teala kitap verseyu, hüküm verse, ahkamlarda örgütse şeriatta ve peygamberliğinde örgütseyu, keyin o insanlarını özüge kul buluşlukke çakırsa. Menge kul bolilardır. Allah'ta koyulardır. Min dunillahi yani ma'allahi diye manada. Allah'ke ibadet kıl orasılar da ve menge ibadet kıl orasılar da. Mekene. Bu mümkün bulmadı. Bu caiz bulmadı. İmkanı yok. Birorta peygamber bu hıyanatı kimiydi? Ve birorta ferişte bu hıyanatı kimiydi? Bu cüze katlı günah bu. Allah Teala keçirmedi bunu. Bütün peygamberler kitap alıp gelişken bulsa, kitap baştan ahire geçe tevhiddi bayan kıladı ki. Allah'ın ibadetine çakıladı.
Şerih hükümlerde kareyi hemmesi Allah'ki ibadet türgetedi. Peygamberlik, nubuvat, demedi yani haberçi diyordu. Allah tarafından şu hakkını, tevhidini haber vergeni ki yani. Kendi kılıp insanlarını uzun ibadetine çakırdı. Uzun kul buluşlukça büyürdü. Mümkünmez ki bu. Yahud Nasraniler, bana Nasraniler İsa Aleyhisselam'ın Huda kuvalıştı. Yahudiler Uzer Aleyhisselam'ın Huda kuvalıştı. Ve başka milletler, başka peygamberler, ferişteler, evliyaların Huda kuvalıştı. Allah Teala şunları raf kılıyordu. Peygamberler ve ferişteler kaçan insanlardan muamele kıyken bulsa, din için, tevhid için, Allah'ın ibadetine çakırışlığı için muamele kıyken. Asosiy maqsadga zid bo'lgan bir ishni qilishligi mumkinmas, joiz emas. Endi bu payg'ambarlar uchun, farishtalar uchun joiz bo'lmagandan keyin, olimlar uchun, avliyolar uchun, obidlar uchun mutlaqo joiz emas. Agar birortasini xudo qilib olishlik joiz bo'lsa, unga sajda qilishlik joiz bo'lsa, payg'ambarga joiz bo'lardi. Chunki payg'ambarlar insonlarning eng afzalidir, balki mahluqlarning eng afzalidir. Peki hatta ki peygamberler ki mekâne diyordu Allah-u Teala. Mümkün bu mudur diyordu. Caizmez. Çünkü için tarihte ötken bütün avliyalar insanlarını tevhidke çakırken. Mesela Abdülkadir Cilani bütün insanlarını tevhidke çakırdı. Kur'an-ı hadiske çakırdı. Bahaudun Nakşibendi bütün insanlarını Kur'an-ı hadiske çakırdı. Tevhidke çakırdı. İmam-ı Azam, İmam Bukhari yani tarihte ötken bütün ulamalar, takvalı kişiler, bütün hayatı boyunca insanlarını dinge çakırdı, Kur'an-ı Hadis'e çakırdı ve Allah'ın ibadetine çakırdı. Rahatası menge ibadet kıyılar diyeni yok. Meni kulüm boylar diyeni yok. Ki yengiler yazı şurasalardı. Ya din düşmanlar tarafından yazı kırgızıldı. Mesela Bahadır Nakşibendi ayetken ki menge ibadet kıyılar. Ya ki Abdülkadir Cilani etken ki menge sığınırlar. Hatta bu ise medet deyler yetişemen. Ey Abdülkadir Cilani medet deyler. Yetiş deyler yetişemen. Diyen yapılan ya din düşmanlar tarafından kirgizilingen. Ya ki cahil, ilimsiz insanlar tarafından tokup, tuhmat kılıp yazılingen derseler. Aslında o kişiler hemen alım mügenlik için hakka hizmet kılıp ötken insanlardır. Eğer kimi ki insanların uzun ibadetine çakırsa o deccaldır o. Kafirdir, müşriktir. Mansur-ı Hallac'ını şunun için öldürdü ulamalar. Çünkü Mansur-ı Hallac uzun en yakın şagirdlerini, en yakın mürtlerini uzunca secde kılıçdikçe buyurdu. Şunu alımlar bulup koyarlar ki onu katır kılıçdikçe, mürtlerdir, kafirdir, katır kılıçdikçe fatva verdiler. Hiç kimye özür yok. Hazır ki vakti böyle bazı cahil sufiler uzları, şeyhleri, pilleri secde kılardı. Bazı cahil insanlar uzlarına bayları ile, gifatçıları ile sayıda kılışan. Bazı uzlarına üstadları ile, alımları ile. Ya ki şularına uzları ile rakçı olmuşken, yukadetleri ile. Bazıları hastası ibadet ise bazıları hükümlerle kabul kılışlığı bilen. Bunlar hiç kesin hiç caizmez. Velakin kulu. Peki ne açtık gerek ki? Kulu Rabbaniyin. Rabbani bunu. Rabbani alim. Kim o Rabbani alim? Yani İmam-ı Rabbani'de meşhur ki. Sahabeler Rabbani alim ediler. Tabiinlerden Hasan-ı Basri, İmam-ı Azam, Rabbani alim ediler. Tabi tabiinlerden İmam Malik, İmam-ı Şafii, Ahmed bin Hanbel, Rabbani alimlerden edilir. İmam Buhari, Tirmizi ile Burhan-ı Merghilani ile bu kişiler hem mesela Rabbani alim edilir. Rabbani alim kim? Hem ilim hem amel bulgen kişiler. Hem ilmi var hem ürget edi. Hem amel kıladı hem terbiye kıladı. Yani Rabbun diye kelimesinden çıkan Rabbani. Terbiye kılıcı alimler diye. Fakat yine ilim hasıl kıyanlarmez. Peki fakat yine ilim hasıl kıyan da ürgetmeyi diyenlermez. Ve fakat yine ilim hasıl kıyan ürget ediyor. İlim ürget ediyor, amel kılıçtı, terbiye bilmiyordu, ularmaz.
Rabbani olim bo'lishlik uchun ilm, amal, ta'lim va tarbiya bo'lishlik kerak. To'rtta narsa bo'lishlik kerak. Shunda Rabbani olim bo'lasiz. Mana Rabbani bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom qarang sahobalarni Rabbani qilib tarbiyaladilar. Bizning zamonimizda olimlardan, madrasalardan bitta, ikkita chiqyapti Rabbani. Mana Imom Rabbani. Bu ming yilning Imom Rabboniysi. Oldingi 100 yilning Imom Rabboniysi. Qarang qanchalik kamaytirib qo'yishdi. 100 yilda bir keladigan, yo 500 yilda bir keladigan, 1000 yilda bir keladigan imom qilib qo'yishdi. Va holanki butun payg'ambarlar aytganki, "Kunu Rabboniyin, Rabboniy bo'linglar" dedi. Madrasalarimizdan olimlardan oldin Rabboniy insonlar yetishib chiqishlik kerak. Yuqorida aytgan 4 ta sifat bo'lgan. Bu 4 ta sifat qaytdan kelyapti mana Qur'onda. Bima kuntum tuallimunal kitob. Ba'zi qiroatda ta'lamuna deb keldi-ku, kitobni o'rganyapti turgan bo'lgan narsalaringiz bilan. Kitobni, ya'ni Allohning kitobini o'rganyapsizlar, shu bilan sizlar Rabboniy bo'linglar. Yana bir qiroatga tuallimuna. Yana bir qiroatga ko'ra o'rgatyapti turgan. Ham ta'allum, ham ta'lim. Kitobni o'rganishlik kerak. Qarang, Qur'onni Alloh taolo Qur'onda mana Rabboniy bo'lishlikka chaqiryapti. Va Rabboniy qanday bo'ladi? Allohning kitobini o'rganishlik bilan bo'ladi. Lekin hozirgi vaqtda madrasalarda ko'pchiligi va domlalarda ko'pchiligi insonlarni Qur'on hadisdan uzoqlashtirgan. Boshqa ilmlarni ko'p yil o'qib yuraverasiz, Qur'on hadis o'qimaysiz. Nimaga sizlar Qur'on hadisni tushunmaysizlar? Sizlar Qur'on hadisiga loyiq emassizlar. Tengmassizlar, sizlar hozir Qur'on hadisni o'qisangiz adashib ketasizlar deb insonlarni Qur'on hadisdan uzoqlashtirishyapti. Lekin Qur'on aytayaptiki, "Bima kuntum tuallimunal kitob." Allohning kitobi deyapti. Demak, biz Qur'onga mohir bo'lishligimiz kerak. Bizning madrasalarimizda Qur'on va hadis darslari tezroq boshlanishi kerak. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin emas. Bir talab ilmiga ozgina sarf nahv o'qitdingizmi, biroz arabcha ilmlar o'rgatdingizmi, darhol uni siz Qur'on hadis ilmlari bilan tanishtirishligingiz kerak. Chunki asl ilm mana shudir. Shundan keyin Rabboniy bo'lib chiqadi. Va bima kuntum tadrusun va dars qilyap turgan bo'lgan narsalaringiz bilan. Tadrusun dars qilishlik nima degani? Dars ilm bilan mashg'ul bo'lishlik. Muzokara qilishlik, yodlashlik, takror qilishlik bular hammas. Mana ilm va muzokara. Darsga da'vat qilishlik ham kirib ketaveradi. Amalni o'rgatishlik hammasi kirib ketaveradi. Ikkalasi mana nihoyatda muhim bo'lgan masala. Rabboniy va Robga mansub bo'lganligi uchun, ya'ni ey insonlar, sizlar iloh bo'lmanglar, xudo bo'lmanglar. Iloh bo'lishlikka, xudo bo'lishlikka harakat qilmanglar, balki Robga mansub bo'linglar. Allohga yaqin insonlar bo'linglar. Shunda siz Allohga yaqin inson bo'lsangiz, yani har bitta insonning fitratida bor. Bir izzatni yaxshi ko'rishlik, hurmatni yaxshi ko'rishlik, xizmat ko'rishlik, shunday sifatlar har bitta insonda fitratida bor. Har bittamiz yaxshi ko'ramizki, biz odamlar yaxshi ko'rsa, hurmat qilsa, ehtirom qilsa, xizmatimizni qilsa, yordam berilsa, xafa qilishmasa bizni, aytganimizni qilsa, har bittamiz yaxshi ko'ramiz. Yaxshi bu sifat. Yaxshi sifat. Alloh taolo shu sifatni qo'ygan. Lekin bu shu holatga yetish mumkin. Hamma sizni hurmat qiladigan, hamma sizga yordamchi bo'ladigan, sizni tushunadigan, yaxshi ko'radigan, xizmatingizni qiladigan holatga chiqishda ikkita yo'li bor. Buni Alloh taolo o'rgatib turgan yo'l kunu robbaniyin, robboniy bo'lishlik. Robboniy olim bo'ling. Butun payg'ambarlar aziz bo'lgandek, qani butun payg'ambarlarni ummatlari yaxshi ko'rardi. Va qattiq xizmatini qilardi.
Sahabalar da hayatı yakarın, tabi'inler kança yaş görürdü, hizmetini kılardı. Tabi tabi'inler de görün, tabi'inler de kança yaş görüşerdi. Hizmetini kılardı. Ondan ki gibi ulamalar, Buhari'nin şagirdleri, Tirmizi'nin şagirdleri, bizim zamanımızdaki yani Rabbani alimlerde şagirdlerini görün, kança hizmet kılışardı. Rabbani alimlerde görsünüz, nihayette bir güzel hayatta. Mükemmel bir nimet izzeti içi de yaşayışı yaptı. Aytken aytken bu nedir? Ama hürmet kıladı. Hiç kim yapını kaytar mıydı? Hiç kim bir adablı kümüydü? Bir ortası bir adablı kısa, dünyaya meşgul buladı bedbahtı. Hem hakkıya beddua kıladı. Falan alımge bir adablı kıptıyken, falan alımge rasvalı kıptı, rasvayken bu, bedbahtıyken, Allah rasva kısa onu dedi, hem onu beddua kılar, hem de yaman görürdü onu. Hani hakiki izzetli biri yaptı Allah Teala sizge. Ve siz bu halette yaşayız, katta büyüyen sari, karıyan sariz, kıymetiz, kadir kıymeti ziyade bulurdu. Yani biz uzunuza dünyanın kayrıge borsak, soruyoruz, eski sayıkları soruyoruz. Demek ya, sened aramızdı. Sened alelik. İlacımızda da o balamızda özümüzü okuyun ilimlerimizi etmemiz, ilmi müzakere kılamız. Kim? Senet talep kılamız, iltimas kılamız. Sıkançalı yaşayız kapta bugün sana, size senediz ağlayı bulurdu mu? Dünyanın her tarafından talip ilimler, din talep kılan insanlar, en afzal insanlar kilişi uğradı size. Hizmetinizi kilişip ve sizden senet alıştıkça hareket kılardı. Yani hakiki izzet. İkinci yolu var, şeytan alıp baradığın yol. Şeytan sizge şirk de örgütledi, küfür de örgütledi. Ve gaybde bilemen deyin, gaybden haber vergin. Adamlar da eldegin, yalan getirgin, o dini huda akılıp görsetgin. Dedi, bu taraftan sizi şey izzetli deyip oylengen haleti alıp çıkması olan şeytan. Allah Teala onu rad kılıyor. Bunda insanlara az yine izzet görüldü. Lekin bu izzet onları yeterli zillet buladı. Harlik buladı. Dünyada hem rasva buladı. Bunlar ahirette hem rasva buladı. Şeriatke hılaf yollar bilen bunun halatke çıkışlık onun devamı yok. Lekin şeriatke muvafık halatdaki siz dünyada hem ahirette hem ebediyen aziz bulasın. Muhterem bulasın. Ve bunu birden bir yolu ise yine Rabbaniliktir. Rabbani buluşturuz gerek. Başka çaresi yok. Başka yoldan bulamayız. Bazı insanları görürsünüz. Ebu Hanife deyik, sahabeler deyik, Bukhari deyik. Peki peygamberimiz deyik bir aziz buluş halıydı ama ilim yoluna yakınlaşmaydı. İlimle şugullanmaydı. İlimle şugullanmaydı adam ebeden o halatke kirelmiydi. Başka çaresi yok. Bu diye halet ki alıp buradığı yol fakat yine ilim yolu. 80. ayet. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَيْكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve feriştelerini ve peygamberlerini Rabler kılıp alıştıklarınızı büyürüşlükte hakkı yok. Büyürmeydi diye Allah Teala. Sizler Müslümanlar bugünlerinizden kiyen sizlerle küfürge büyüredi mi? İslam'da kabul kıyenlerinizden kiyen Allah'a teslim buluşu bugünlerinizden kiyen sizlerle küfürge büyüredi mi? Siyutiyeti yaptılar وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالرَّفْعِ اِسْتِينَفًا Ve sizlerle büyürmeyi dedip رَفْق size buladı marfu يَأْمُرَكُمْ bunu mensubmez يَأْمُرُكُمْ size buladı onu istinaf buladı yenge cümle başlangan buladı. Ey Allah'u yani Allah Teala sizlere büyürmeydi. Ve nes bu mutlakan. Ya ki nes kısımdan buladı. Ve la ye'murakumdu. Atfen ala yakul. Yukarıdaki en yakule. Geldi ki eyal beşer. Beşer ayçiliği digen sözge at buladı. Yani beşer sizlere büyürel almaydı. En tettehidul melaikete ve nebiyine erbaba. Ferişteler ve peygamberlerin Rab kılıp alıştıklarınızı.
كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. صابئالر فرشتلرن رب قلب آگانده يهودیلر عزيرن نصرانیلر اسا عيسان رب قلب آگانده. بناسگه بیورشلگی امر کرشلگی ممکن مس. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. سلان مسلملر بوگنلردن که سلان کفرگه بیورده مه. لا ينبغي له هذا. Bunu bunday qilishligi mumkin emas, joiz emas. Mana yuqoridagi ma'noni ochiqchasiga aytayapti Alloh taolo. Qarang. Qur'onda Oli Imron surasida 80-oyat ochiqchasiga kelyapti bu masala. Farishtalar va payg'ambarlarni g'ab qilib olishliklaringizga buyurmaydi, deyapti. Hech xil qilot bo'ldiki, va la ya'murukum bo'lsa, Alloh taolo hech qachon sizlarni shirkka buyurmaydi. Farishtalarni xudo qo'yinglar demaydi. Payg'ambarlarni xudo qo'yinglar demaydi. Farishtalar va payg'ambarlarni xudo qilishlik joiz bo'lmagandan keyin avliyolar, olimlarni xudo qo'yishlik albatta joiz emas. Nimaga bu adashgan kofir mushriklar Allohdan boshqasini xudo qo'yishdi? Qani dalil? Qaysi kitobda keldi bu narsa? Qaysi payg'ambar aytdi? Yoki kofirlarni qo'ying de, mana musulmonman deyap turganlar. Allohga shirk keltirib turganlar. Qani qaysi kitobda ketdi ekan? Qaysi olim aytgan bu narsani? Hamma man qilgan-ku. Hatto farishtalar va payg'ambarlarni rab qilishlik, xudo qilishlik joiz emas ekan. Nega sizlar ustozlaringizni yoki pirlaringizni, shayxlaringizni yo podsholaringizni rab qilib olyapsizlar? Sizlar islomni qabul qilgandan keyin sizlarni Alloh taolo kufrga buyuradi. Bu kufrku bu. Bizning zamondagi musulmonlar aytmasinki, biz farishtalarni, payg'ambarlarni, avliyolarni, podsholarimizni xudo qilib olganimiz yo'q demasin. Aqida kitoblarida batafsil aytilyapti. Va o'tgan oyatlar sharhida ham aytdik. Ya'ni insoniyat tarixida va dunyodagi eng baddah kofirlar ichiga ham borsiz, ular farishtani Alloh demaydi. Payg'ambarni Alloh demaydi ular. Ular ham shu adashgan musulmonlarning aqidasi bilan bir xil aqidalar. Alloh taolo eng katta xudo deydi. Bu butlarimiz, ilohlarimiz kichkina xudolar deydi. Mana bundan biz farzand so'raymiz, bundan rizq so'raymiz, bundan baraka so'raymiz, bu bizni saqlashligini so'raymiz, bundan yomon so'raymiz deb butlarni taqsim qilib olishgan. Sizlar ham shunday qilyapsizlarmi? Allohga ishonamiz deyapsizlar. Makka mushriklari ham shunday deydi, yahudiylar ham shunday deydi, nasroniylar ham shunday deydi. Lekin biz payg'ambarlarni yaxshi ko'rganligimiz uchun payg'ambarlarga yaqin bo'lamiz, ular biz Allohga yaqin qiladi deb shuning uchun ularga sig'inyapmiz deydi ular. Sizlar ham shunday qilyapsizlar. Mana Qur'on buni ochiqchasiga rad qilyapti. Alloh taolo sizlarni buyuradimi shu narsaga? Kufrga buyuradimi islomni qabul qilganlaringizdan keyin, taslim bo'lganlaringizdan keyin? Bu bir tafsir. İkincisi, eğer mansub musa ve la ye'murakum musa, yukarıdan yani beşerge ketadi. Beşer yani bir orta insan sizlerini farishtalar yoki payg'ambarlar rad qilib olishlikka buyurishligi mümkün emas. Buyura olmaydi. Sizler İslam'da kabul qilgandan keyin sizlarni kufrga buyuradi mı? Hiç kimse payg'ambar bu ishni qilmaydi. Hiç kimin hakkı yok. Faqatgina Allohga ibodat qilishlik kerak. Faqatgina Allohga sig'inishlik kerak. La ilaha illallohning mana tafsiri bo'lyapti bular. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni kufr va shirkning butun turlaridan muhofaza qilsin.